bana bakabilirsin. Musi'cim, sorunu böyle cevaplamak istedim. Ve bu soru genelde çoğu öğrencinin de yapamadığı bir soru. Bir karakterle ilgili 6 alergen var ve genler arasında eş baskınlık var diyor. Bir tanesi X2 ile X3, diğeri de X4 ile X5 arasında eş baskınlık söz konusu. Ve diğer dominantlık durumları da burada gösterilmiş. Yani X1, X2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya baskın. X2, 3 eş baskın. 3 ve 2, 4'e, 5'e, 6'ya baskın. 4, 5 eş, 6 en çekinik diyor. Biz şimdi şöyle bir formülümüz var. Genotip çeşidi sayısını bulmak için. N artı 1 bölü 2. Hemen hatırlayalım. N neydi? Alergen. Kaç alelimiz vardı? 6. 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 genotip çeşidini buluyoruz. Ben açıyorum onu. Şimdi kaç alelimiz vardı? 6 alel. Şimdi X1, X2, X3, X4, X5, X6 alergenlerimiz. Her biri kendine göre genotipten fenotipi de ortaya çıkartacak. Eğer sadece dominantlık olsaydı biz 6 fenotip diyecektik. Şimdi bakalım. X1 taşıyan genleri yazacağım. Genotipleri yazacağım. X1, X1 şeklinde böyle yazdığım zaman her birine 6 tane genotip yazıyorum. X2 fenotipinde olan genotipleri yazıyorum. Fakat burada bir durum var. Şu bilgiyi biliyoruz. Çünkü soruda verilmişti. X2 ile X3 eş baskın. Yani X2 fenotipinden başka bir fenotip veriyor. O yüzden fenotipi arttırıyor. X3'e bakıyorum. X3 olanlarda hepsini yazdım. Orada da 4 genotipimiz oldu. Buraya bakıyorum. Aynı şekilde X4 taşıyanların 3 tane genotip yazabildiğimi. Ama X4 olan 2 tane var. Çünkü bu eş baskın olduğu için X4 ile X5 başka bir fenotip ortaya çıkartıyor. O zaman bunlar kendileri X5 oluyor. Bu da X6 oluyor. Bir kere elimizde 6 alelden dolayı 6 fenotip elde bir var. Asla alel sayısından daha az olamaz. Bir de eş baskınlık durumlarına bakıyorum. Bir burada var, bir de burada var. 2 farklı fenotip daha çıktı. O yüzden buna 2 fenotip daha ekliyorum. O zaman oluyor toplam 8 fenotip. Sorumuz neydi? Bir karakterle ilgili 6 alergen varsa o karakterle ilgili genotipin fenotipi oranıydı. Genotipi bulmuştuk 21. Fenotip de 8. 21 bölü 8 olur. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere canım.